Hipertansiyondan bahsettik. Hipertansiyon neydi? Yüksek kan basıncıydı. Şimdi mantıken aklımıza şu soru geliyor. Hipertansiyon neden kötü bir şey? Yüksek kan basıncı neden sorun olsun ki? Yüksek kan basıncını iki farklı açıdan incelemek istiyorum. İlk olarak kalp açısından, ikinci olarak da damarlar açısından. Yani bir yerde konuyu şu şekilde ikiye bölüyoruz. 1 basıncı üreten şey yani kalp. 2 basınca maruz kalan şey. Basıncı üreten ve basınca maruz kalan olarak ikiye ayırıyoruz yani. Ve her ikisinin de vücut üzerinde çok ciddi etkileri var. Ortadan ikiye ayıralım. Ekranı kesikli çizgiyle ikiye ayırıyorum. Çünkü iki taraftan da ayrı ayrı bahsedeceğim. Evet. Basınca maruz kalan taraftan başlayalım. Şimdi geniş atardamarlar var. Orta boyutlu atardamarlar var. Tam olarak ifade etmek gerekirse çapı 25 mm ile 1 mm arasında olan tüm atardamarları kastediyorum. Kanı kalpten alıp ihtiyacı olan organlara ileten damarlar. Öncelikli olarak bunlar. Tabii bir de küçük atar damarlar var ve atar damarcıklar. Bunların çapları ise en fazla 1 mm olabiliyor ama 0,01 mm'ye kadar inebiliyor. Yani 1 mm'nin yüzde biri. Yani çok ince damarlar bunlar. Bu iki boyut aralığındaki atar damarlar basınca maruz kalıyor. Soldaki çizim aynen kalsın. Sağdaki damarların çok çok dar olması gerekiyor, öyle değil mi? Yani bunların ikisi de basınca maruz kalıyor. Dolayısıyla bir takım sorunlara gebeler. Mesela geniş veya orta boyutlu bir atardamarımız olsun. Farklı bir renkte çizeyim. Böyle bir damar. Son derece esnek. Bu esnek damar yüksek basınca uzun süre maruz kalırsa ne olur? Sertleşir, boru gibi olur. Etkilerden biri bu. İşte damarın esnekliğini kaybedip böyle sertleşmesine arterioskleroz yani damar sertleşmesi deniyor. Beyazla yazıyorum. Arterioskleroz, damar sertleşmesi. Aslında buradaki küçük damarların ve atardamarcıkların başına gelen de benzer bir şey. Bunlarda da benzer bir değişim gerçekleşiyor. Bunlar da başta çok esnek yay şeklinde çizmeye çalışıyorum ondan zor oluyor. Evet sonra bunlar da zamanla sertleşiyor. Esnekliklerini kaybediyorlar. Atar damarcıklarda gelişen bu sertleşmeye de arteriosk, arterioloskleros adı veriliyor. İki kelime birbirine çok benziyor. Küçük bir fark var aralarında. Bu arteriolo. Fazladan bir lo var arada. İşte aradaki fark bundan ibaret. İkisi de çok benzer şeyler, çok benzer süreçler. Ama biri küçük atardamarlarda gerçekleşirken, diğeri orta ve büyük atardamarlarda gelişiyor. Yani bu damarlar uzun süre boyunca yüksek kan basıncına maruz kalırsa oluşabilecek sonuçlardan biri bu. Sertleşebiliyorlar. Peki, tekrar orta ve büyük boyutlu atardamarlara geçecek olursak farklı bir durumla daha karşılaşabiliriz. Çizerek göstereyim bir atar damarımız var diyelim. Ya da önce yazayım. Anevrizma yani balonlaşma gelişebilir. Anevrizma nedir? Bir damarımız var diyelim. Damarımız bu olsun. İçinden kan geçiyor. Kan geçiyor. Damarın içindeki kan basıncı sürekli yüksek olduğu için damar çeperi bir noktadan incelmeye başlıyor. Yani böyle düz değil de şöyle oluyor. Burada küçük bir zayıf nokta oluşuyor. Şöyle çizeyim. Bu nokta artık zayıfladığı için kan bu baloncuğa girip çeperi zorlamaya başlıyor. Böylece baloncuk biraz daha büyüyor. Böyle bir şekil arz ediyor. Zaman ilerledikçe daha da genişliyor ve böyle büyük bir balon halini alıyor. İşte buna anevrizma deniyor. Yani balonlaşma. Ve bu balon patlayabilir. Bu durumda kan damarın dışına akmaya başlar. Buna da hemoraji yani kanama denir. Özetle damarlardan birinin çeperi zayıfladıysa anevrizma ortaya çıkabilir. Şimdi küçük atardamarlara ve atardamarcıklara damarcıklara dönelim. Anevrizma sonucu olmasa bile çatlama ve kanamalar bunlarda da oluşabilir. Hatırlatmak isterim ki bu incecik damarlar genellikle vücutta serbest şekilde takılmaz. Genelde başka bir organın içindedirler. Hatırlayın, bu damarların çapı 1 mm ile 1 mm'nin %1'i arasında değişiyor. Dolayısıyla böbrekte veya gözde yer alabilecek kadar küçükler. Bu küçük atar damarlar ve atardamarcıklar bu organların içinde olduğundan, böyle bir durum gerçekleştiğinde, yani damarlardan biri çatladığında, bir saniye, bir saniye, bunu birazcık farklı yazayım. Damarlardan biri çatladığında, organ hasarı oluşur. Bunun bir sebebi damarın mesela buradan yırtılması ve akan kanın organa dolması. Diğer bir nedeni ise bu küçük damarların organın işlevselliği için gerekli olması. Mesela böbreklerin çalışabilmesi için küçük atar damarların ve atar düzgün işlemesi şart. Aksi takdirde böbreğin çalışmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yani böbrek hasarı oluşur. Bunun aynı gözde gerçekleşirse retinopati adını verdiğimiz durum meydana gelir ki temelde retina'nın görevini düzgün şekilde yerine getirememesi demektir bu retinopati Demek ki hipertansiyon böbrek hasarına retinopatiye anevrizma veya astroksklerozeye yol açabiliyormuş Bunların hepsi de kan damarlarının yırtılmasına veya sertleşmesine bağlı gelişiyormuş işte tüm bunlar yüksek kan basıncına maruz kalan tarafın başına gelenler. Hoşçakalın.